bir ekranlara gelsin. Annesi sosyal medyadan kızına bir ulaşıyor. Kızım neredesin diyor. Hiç korkma, sonuna kadar arkandayız. Kızım kuzular seni istiyor. Suede'a Rüzgar sen gel diye ağlıyorlar. Suede annemi öpeceğim Evet. diyormuş. Ağlıyormuş. Kızım bilsen Ercan bile çok ağlıyor. Kocası ağlıyor mu? Evet. O da mı ağlıyor Evet, gözyaşı? ağlamıştı. Yavrum çok geç olmadan hemen evine dön. Rüzgar okula gitmiyor. Çocuk da okula mı gitmiyor, büyük olan 8 yaşındaki? Okula gidiyor ama derslerini yapmıyor. Yazık ama annesi yok yani. Kızım bir fırsatını bul, hemen gel bize. Biz geliriz seni almaya. Sen neredesin? Uzakta mısın? Nerede olduğunu söyle diye mesajları var sevgili Ceza Hanım'ın. Şimdi özür dilerim diyorsun. İşte sen sürekli yazılar Evet. yazıyorsun. Sürekli böyle kızına ne diyor? İşte hacı kızım sen bir adamla mı gittin? İşte hocalar adamla gitmiş dediler. Hocalara mı gittiniz? Ya. Şimdi arkadaşlar diğer mesaj, Aygül'ün yazdıkları yok benim önümde de. Bir lede versenize, ben Aygül'ün yazdıklarını lede verin. Bunlar bir karışık gelmiş benim önüme. Çok bir arka sayfası dolu, orka sayfası dolu. Allah. Şimdi. Aygül'ün sadece bana inanmıyorsanız bir daha ulaşamazsınız. Kapatıyorum diyor. Yani ona inanmadığınızı düşünüyor. Evet. Hı? Neden? Aslında hayır Didem Hanım. Aslında Hemen yani bir kendi arkadaşlar. fikri değil. Sesi benim kızım ama yani başka biri ya yönlendiriyor çocuğuma. Beni anlamıyorsun diyor. Sen diyorsun ki sen işte çocuklar işte hasta diyorsun. İşte daha doğrusu çocuklar seni özledi diyorsun. Ercan ağladı diyorsun. Ondan sonra kızım sürekli sen ona sosyal medyadan yazılar yazıyorsun. Ondan sonra bir dakika. Sürekli Hacize kızıyla konuşmaya çalışıyor. Sadece sana bir tane mi mesaj yazdı senin İki kızın? tane yazmış. İki tane yazdı. Evet, yani o bir tane iki tane yazıyor. Ben öyle dolduruyorum Didem Sen Hanım. dolduruyorsun, evet. O Evet. daha çok bir tane mesaj yazıyor. Bir dakika. Zaten onu da kaç gün sonra görüyor. Bana Hep aynı inanmıyorsanız bir daha ulaşamazsınız. Kapatıyorum burayı. kelimeleri kullanıyor. Yani bir şey yazılmış Değişik bir okuyor şey gibi yok yani. yani. Aynı. Hep bunları yazıyor. Ezberlemiş bir kelimeler yani. Peki kızınız mı yazıyor gerçekten yoksa? Yok, ben inanmıyorum kızımın yazdığına. Çünkü benim kızım zaten kendi başına karar verebilecek bir şey değil yani, karar veremez. Neden peki duygusal olarak anlamadım, nasıl kendi başına karar veremez? Yani korkar yani. Ama size onu söylemiş bir hafta öncesinde. Anne demiş ben sorunlar yaşıyorum demiş. Evet Siz işte keşke o sırada eve şunu çağırsaydınız kızınızı, şey yapsaydınız, konuşsaydınız. evet. Konuşalım dedim ben sadece, konuşalım. Bir dakika. Yaşlı bir, yaşı epey olan biriyle görenler var. Yaşı epey büyük olan bir insanla görenler var. Acaba biri tarafından bir yerde zorla mı tutuluyor sizin kızınız? Biz öyle Biz şüpheleniyoruz öyle Didem Hanım. düşünüyoruz. Ya sosyal medyadan onu ikna etti. Evet, çünkü yengesinden bir kere konuşurken birisi demiş ki al telefonu demiş. Onun için biz şüpheleniyoruz Didem Hanım. Nasıl yengesiyle nasıl konuşuyor, biri telefonu al diyor. Yani Instagram üzerinden konuşuyor. Orada demiş ki birisi al telefonu konuş demiş. Instagram üzerinden Evet. Aygül'le yengesi mi konuşuyor? Evet. Kaybolduktan ne kadar sonra? Çok bir zaman Üç değil. gün, 3 gün sonra falan. 3 gün sonra. Evet. Peki telefonu al derken yanında biri var. Evet. Ona Evet, diyor ki al birisi bu. demiş. Evet, birisi al konuş demiş. Ya Erkek zaten sesi birinin mi? yanına gittiği belli yani. Ben size açık bir net söyleyeyim. Kızınız şu anda birinin yanında. İlgisizlikten yakınmış kocasını onu, ama yani kim 3 tane çocuğunu bırakacak kadar nasıl ikna etmiş olabilir? Evet. Evet, biz de onu düşünüyoruz. Yenge telefon hattındaymış şu anda. Adı ne yengenin bu arada? Nigar. Nigar Hanım, hatta mısınız? Evet. Nigar Hanım, en son siz konuşmuşsunuz. Ne konuştunuz? Bir söyler misiniz? En son işte aynı şeyler. Annesine söylediklerini söylüyor. Ben başkasıyla değilim. Bir kız arkadaşımdayım. Evet. Peki kız arkadaşın da neden 3 tane çocuğunu bırakıyor? Çocuklarıyla beraber yine gidebilir. Anne ayrılmak istedi, ailesi mi istemedi acaba? Ben ilk ona şey dedim, hani neden gittin, ailem perişan falan dedim ilk konuşmamızda. O bana dedi ki, zamanında arkamda duracaklardı ailem dedi. Zamanında arkamda duracaklardı. Daha öncesinde Evet, bir şeyler olmuş. bir hafta Bir önce hafta dedi dediği öncesi mi? şeyi. Zamanında arkamda duracaklardı dediği Evet, o neymiş? Ne meseleyi. zaman? Ne zaman? İşte annesine bir hafta önce falan anlatmış bu konuları. Neymiş Annesi konular de ne? Konular ne biliyor musunuz? eşiyle arasında
Yok, ben annesinden dinledim konuları. Kendisi anlatmadı. Sonra ben annesine sordum aradaki konular neydi diye. Annesi söyledi bana, böyle böyle dedi Aygül. Ben de konuşuruz dedim dedi annesi. Aygül kendisi anlatmadı bana. Aygül kendisi anlatmadı ama siz uzun mu konuştunuz? O mu ulaştı size, siz mi ona ulaştınız? Ben ulaştım. Ben ona devamlı mesajlar attım. Aygül'cim konuşalım, ben hayatından endişe ediyorum falan gibisinden. Hatta bir keresinde müsait olunca ararım dedi bana. Ben dedim şimdi engel olan ne sana dedim, hani konuşmak için. Öyle deyince hemen aramaya başladı. Aradığında ben telefonu açtığımda bir kısık ses, al konuş dedi ona. Yani demek ki bana mesajları atan Aygül değildi. Mesajları atan Aygül değildi ama konuştuğunuz kişi Aygül'dü yani. Sesi Aygül. Konuştuğum kişi Aygül'dü ama ona telefonu veren başkasıydı. Al konuş dediğini duydum yani o kişinin. Bir erkek sesi telefon geldi, öyle mi? Kısık bir sesti ama evet, erkek sesiydi galiba. Peki Nigar Hanım, yakın mı oturuyorsunuz? Sosyal medyada çok mu geziyordu? Sosyal medyadan biriyle tanışmış olabilir mi? Sırlarına Yakın mıydı? Oturmuyoruz. Yok, yakın oturmuyoruz. Ben köyde oturuyorum. O Bayındır'da oturuyor. Annesine çok yakınım ben. Gelip gittikçe arıyordu beni. Hani çok severdi. Ben de onu çok severdim. Benim yaptıklarıma saygı duymuyorsunuz demiş. Benim yaptıklarıma. Evet, yani inanmıyorsunuz bana diyor. Benim dediklerimi şey yapmıyorsunuz, devamlı öyle diyor. Zaten hiç farklı bir şey söylemiyor. Hep aynısını söylüyor. Ben hani ne desem farklı bir cevap vermiyor. Bana inanmıyorsunuz diyor. İlk önce çok sürmeyecek, döneceğim dedi bana. Öyle sonra mi? Niye gelmiyor? Evet, ilk önce öyle dedi. İlk konuşmamızda ne kadar sürecek kızım böyle dedim. Kafamı dinlemek istiyorum dedi. Kızım böyle ne kadar sürecek? Bak çocuklarım perişan, ağlıyorlar, hasta falan dedim. Çok sürmeyecek yenge dedi bana. Ama 22 gün oldu. 22 gündür ortalıklarda olması hepinizi de endişelendiriyor. Evet. Peki hiç yani yaptıklarıma saygı duymuyorsunuz derken siz sürekli o herhalde ayrılma... Ya bir hafta öncesinin sorunu yok, değil bir bu hafta hacı. Öncesinin mümkün dedi. Mümkün değil ama bir hafta önce. Bir insan bu kadar gerçekten bak... Gerçekten bir şey söyleyeceğim. Hacize Hanımcığım, biz burada çok insan gördük. Senin kızın bir hafta öncesinde tanıştığı bir insanla 3 tane çocuğunu bırakıp gidiyorsa... vallahi o zaman çok şaşırırız yani. Bunu mutlaka bir 2 ayı, 3 ayı, 4 ayı, 5 ay öncesi vardır. Mutlaka uzun zaman süresi vardır ama bizi en son bir hafta galo anlattı yani. Senin kızın Ercan'dan dayak yemedi hiç, değil mi? Hiç yemedi. Hiç şiddet görmedi. Hayır. Şimdi fotoğraflarda da bu fotoğraf karanlık bir fotoğraf arkadaşlar. Daha bu kalsın, bak daha net anlaşılıyor. Diğerini istemiyorum. Bunu donduralım, bunu lütfen ekranda görelim. Şimdi bu çok net bir şekilde anlaşılıyor bu fotoğraf. Şimdi karısıyla karı kocanın fotoğrafları da var. Yani anlaşıyorlar ve mutlular gibi duruyor. Çok mutlulardı Didem Hanım. Ben anlayamıyorum işte. Bunu anlayamıyoruz biz. O kadar. Çocuklarla geldiklerinde, gittiklerinde. Evet, çok mutlulardı. Ama demek ki mutsuzmuş. Ya bir insan mutluyken evden niye gitsin? Neden gitsin? Benim de anlamadığım o yani. Arkamda durmadılar ne demek saygı, ayrıca? Saygı duymuyorsunuz. Yok, onu da gittikten sonra diyor zaten. Peki boşanma kararı alırsa ne yaparsınız Cengiz ve kızınız? Ben her şeyi iyi dedim yani, boşanması yani her şeysinden kabul ettik zaten Didem Hanım. Yani bu noktadan sonra çünkü tekrar ilişkilerinin yani tabii karı koca kendisi bilir. Ya karı koca arasında çok da girmemek lazım. Tabii. Evet. Ne karar verecekler bilmiyoruz ama peki Ercan eşi eve dönsün istiyor mu? Şimdi onunla tam konuşmadığım için bilmem. Herhalde bilmiyorum. Olmaz gibi geliyor bana. Evet, biraz zor. Yani benim düşüncem olmaz çünkü gibi. Telefonlara bağlanıp eşine de destek olmadığı için, evet, sahip çıkmadığı, evet, için biraz bu ilişkinin devam etmesi zor ya gibi biz duruyor. Biz işin orasında değiliz yani. Yeter ki kızımız bulunsun, benim yanıma gelsin yani. Hani kaç çocuğunuz var? İki. İki çocuğumuz var. Bir oğlan, evet, bir kız var yani. Evet. Bundan sonra peki geri gelirse yaptıklarına saygı duyacak mısınız? Evet. Tabii tabii.